Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ek çizimler konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En önemli konulardan biriydi biliyorsunuz. Ve bu videoda ikiz kenarlık ek çizimi ile ilgili şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar size. Aslında ek çizimlerin arasında da bence en önemlileri bu diyebiliriz arkadaşlar. Hepsi önemli de. Yani içlerinde en çok karşımıza gelen nedir diye soracak olursanız eğer burası gerçekten önemli bir konu arkadaşlar ve bu videoyu lütfen çok dikkatli dinleyin. Aslında muhteşem üçlü de önemli, ikizkenarlık da önemli, orta taban da önemli ama buraya da bir dikkat edin. Onu istiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ikizkenarlık. Arkadaşlar ikizkenar üçgen konusunu ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Onda bir sıkıntı yok. Hatta ikizkenar üçgen konusunda bununla ilgili sorularla yine karşılaşacağız. O ayrı bir konu. Ama burada ekstradan da ek çizim ile alakalı şeyden bahsetmek zorundayız arkadaşlar. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik hem kenar ortaydır hem de açı ortaydır. O yüzden arkadaşlar bundan sonra yüksekliğe ayrı bir gözle bakmanızı isteyeceğim. Yükseklik sizin için çok önemli artık arkadaşlar. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın. Bakın ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortaymış. Aa, yükseklik hem açı ortay hem de kenar ortay. Yani dört tane şart var burada. Birincisi şu. AB ile AC'nin eşit olması ikiz kenar üçgende. Tepe açısından çizilen yükseklik ikincisi. Üçüncüsü yalnız tepe açısından çizilen yükseklik. Kola çizilen yükseklik değil. Dikkat edin arkadaşlar. Üçüncüsü çizilen yüksekliğin yanı AH'ın açı ortay olması. Dördüncüsü de kenar ortay olması. AH'ın kenar ortay olması. Bu özelliklerden en az ikisi sağlanırsa bakın en az ikisi sağlanırsa ikisi sağlanırsa Diğerleri de sağlanır. Ya ben bunu çok kullanmıyorum ama şurada bazı e, öğretmen arkadaşlar bunu da kullanıyor. İsterseniz yazayım. Daki. Bu dakiden dakiden e, en az ikisi sağlanırsa bak diklik, açı ortaylık, kenar ortaylık, ikiz kenarlık. Onların baş harfleri arkadaşlar. Bunlardan iki tanesi. Ya da, ya ak, ya ki, ya d di, ya ai. Bunlar sağlanırsa açı ortaylık ve kenar ortaylık. Bunlardan en az ikisi sağlanırsa ne oluyormuş arkadaşlar? İkiz kenarlık sağlanıyormuş. En az ikisi. Ama benim söylemim hep şu. Şunun üzerinde gideceğiz. İsteyenler dakiden de gidebilir. Ama ben yüksekliğe ayrı bir göze bakın. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa. Aklına ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin diyeceğiz. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa. Yine aklına ne gelecek? İkiz kenarlık. Aklına gelen başına gelsin diye. Hep söyleyeceğiz arkadaşlar size. Evet, bakalım şurada iki şart sağlanıyorsa yalnız dikkat edin arkadaşlar. Bakın mesela ikiz kenarda çizilen kenar ortayı gördüysen, hop şurası hocam nedir? Yüksekliktir. Burası hocam nedir? Açı ortaydır. Ya da ikiz kenarda çizilen açı ortayı gördüysen, hop burası yüksekliktir ve aynı zamanda kenar ortaydır. İki şart sağlanmış. Hocam en fazla karşımıza çıkan. Bir yükseklik verilmiş. Bak yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız. Hem yükseklik hem de açı ortay, İkisi de aynı anda sağlanmış. İşte hocam bu. Bir ikizkenar kenar üçgenleri ve tabanı keş parçaya böler. Bakın yükseklik ayrı bir gözle bakacağız. En fazla karşımıza çıkan ikincisi. Birincisi ve ikincisi. Yükseklik tabanı keş parçaya bölmüş. Yani yükseklik ayrı bir gözle bakıyordun ya. Aynı zamanda yüksekliğin farklı bir özelliği var mı? Yani kenar ortaylığı var mı? Ya da açı ortaylığı var mı diye bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaysa o zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Aklına ikiz kenar gelecek ve bu bir açı ortaydır diyeceksiniz. E, hocam siz soruda eksik tamamlattırdınız. Hani nerede bunun ek çizimi falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Arkadaşlar özellikle ve özellikle şurada şuna dikkat edin lütfen. Şu yukarıda çizecek bir yer var mı? Şuraya şuraya şey yapayım isterseniz siz de şey yapabilirsiniz. Mesela soruda arkadaşlar üçgen olmasa bile. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakın diyoruz ya. Mesela şöyle bir şey geldi. A. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Yani hem dik hem kenar ortay. Aklına ne gelecek? İkiz kenar. Aklına gelen başına gelsin. Hemen ikiz kenar. Bak yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacak. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar olacak. Hemen böyle bir ikiz kenarı oluşturacaksınız arkadaşlar. Eksik parçaları tamamlayacaksınız tabi. Bu bir ikiz kenardır. Bu bir açı ortaydır diye soruda hemen göstereceksiniz arkadaşlar. Bak Şöyle üçgen bile olmasa şöyle bir şey olduğunda kendimiz yüksekliğe ayrı bir gözle bakıp ona göre yapacağız. Ya da ya bakmasını bileceksiniz. Görmüş diyorlar ya hayır ya soruya bakmasını bileceksiniz. Şöyle bir şey geldi mesela. Bak dikkat dikkat dikkat. Çok dikkat arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi mesela. Bak. Şöyle ve şöyle bir şey geldi. Hocam çok karışık ya bir sürü üçgen var. E sen karışık olarak bakarsan tabii ki sana çok karışık gelir. Ama önemli olan nedir? Yükseklik senin için çok önemli. Şurayı çizemedim. Bakın şöyle bir şey gördüm. Aa hocam yükseklik bu. Ya sen belki buradaki üçgendeki açı ortayla bakacaksın. Hayır. Yükseklik senin için önemli. Baktım burada. Aa hem yükseklik var. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hadi bakayım başımıza gelsin. Tabi bu geometride. Bak yüksekliğin kollarında ikiz kenar olmalı diyeceksin ve x kenar üçgene tamamlayacaksın. Hocam bu bir x kenardır. Tabanı da iki eşit parçaya böler diye şu şekilde x kenara tamamlaması yapacaksınız arkadaşlar. Önemli bir ek çizimdir. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Yüksekliğe özellikle şu ikisi çok geliyor arkadaşlar. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Yükseklik aynı yüksekliğin yanında ekstra bir özellik var mı? Aynı zamanda kenar ortaysa ya da aynı zamanda açı ortaysa aklımıza x kenar gelecek. Bak bunlardan hiç bahsetmiyorum bile. Bak bu x kenarsa a kenar orta aynı zamanda yükseklik açı orta hemen yapıştırırsın. Ya da x kenarda çizilen açı ortaysa. Bak şu ikisi çok fazla karşımıza çıkıyor. Haydi bakalım şimdi sorulara. Özellikle alakasız yerlerde bir şey gördüğümüz zaman ilk videoda ne anlattık? 90'lık varsa muhteşem üçlü aklımıza gelecek. Tamam doğru. Ama 90'lık varsa ama burada da 90'lık var. Muhteşem olur mu hocam? Sen buradan çizsen ne olur? Çizsen ne olur? Bir alaka geliyor mu? Gelmiyor zaten değil mi? Şimdi burada yalnız şeye dikkat etmek lazım. Yüksekliğe bakmak lazım. Bak yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız. Alakası yerde bir eşitlik var ya. Ek çizim vari bir durum vardır büyük ihtimalle. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum. A yükseklik aynı zamanda açı ortay verilmiş. Ya aslında şuradan da yapabilirdik gerçi ama neyse. 44, 44, 90 ise burası nedir arkadaşlar? 46 kalıyor değil mi? 90 tamam yani. Hocam 44, 90 ise burası da 46. A bu bir ikizkenar üçgen oldu da diyebilirdik. Başta. Ya da hocam hem yükseklik hem de açı ortay ondan dolayı ikiz kenardır diyebilirdik. Tamam neyse ikiz kenarlı biz açılardan dolayı bulduk. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. E o zaman burası eşit olacak. A eşitliği yazınca bak alakası yerdeki eşitlik şimdi nasıl yan yana geldi. İkiz kenar çıktı hocam. O zaman burası alfa ise burası da alfa. İki açı görünce dayanamam. İki alfa neye eşit? 46'ya eşit değil mi? İki iç açın toplam bir dış açı. Alfa da buradan kaç yapar o zaman? 23 derece yapar. Birinci sorumuzun cevabı 23 yaptı arkadaşlar. Geldik sonraki soruya. ABC bir üçgen diklik verilmiş falan filan. Ya hocam bir de şimdi soruyu da okuduğumuz zaman ekstra bir daha var. Bak BE ile EC birbirine eşit verilmiş. DC ile AB de birbirine eşit verilmiş. Ha, DC ile AB de birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. Çok alakasız yerde bir eşitlik var. Hocam 90'lık var ya 90'lığa bakma. Artık ilk etapta yüksekliğe bakacaksınız. Size bu videoda bunu öğretiyorum ben. Hocam yüksekliğe baktım. Aa yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklına ne geldi? İkiz kenar hocam. Dediğinizi duyar gibiyim. Aklına gelen başına gelsin. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın yükseklik bu ya. Yüksekliğin kollarında ikiz kenarlık olması lazım. Yüksekliğin en tepesi zaten burası. Şöyle bir ikiz oluşturdum. Bak. Bunlar birbirine eşit. Eşitliği mutlaka koy tabii ki. O, süper. Önceden alakasızdı. Şimdi bunlar yan yana geldi mi? Geldi. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Burası kaç derece? 20. A, iki açı yan yana geldi. İki iç açın toplamı bir dış açı. Dayanamam deyip hemen burayı yazıyorsunuzdur umarım. Ha bazılarını şey yapıyor. 20-90 ise 70 20-90 ise 70. 70-70-40 40 yaptı. İstediği şekilde yap. Yap da nasıl, nasıl yaparsan yap. Ama iki açıyı yan yana görünce dayanama. Sen de benim gibi dayanama. Evet yazdım buraya 40'ı. Aa hocam burası 40 ise bak x kenarlık bulduk ya. Diğer taban açısı da 40'tır. 40, 40, 80 buraya ne kaldı? 100 kaldı. Oba bizden ne isteniyor? ABC açısı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 120 çıktı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Sözel bir soru. Haydi bakalım. Sözel soruda olsa korkmamayı öğretiyoruz zaten. Bir ABC üçgeninde. Çiz bir ABC üçgenini. Çiz rastgele bir ABC üçgeni kardeşim. Rastgele çizdim bak. A, B, C üçgende. Şimdi B, A, C açısı 25 derece. Ah biraz küçük çizseydik keşke. Neyse. Şu, şunu biraz küçük mü çizseydik arkadaşlar? Ee, evet. Şöyle biraz dar açı çizelim. Arkadaşlar. Ya büyük olsun ya. Boş verin ya. Büyük olsun. Büyük olsun. Şöyle büyük olsun. Önemli olan büyüklüğü. Şimdi siz görün diye. Şurada kaç kaç dereceymiş arkadaşlar? 25 dereceymiş. Peki. ABC üçgeni de 25 derece. AC kenarının kenar orta dikme doğrusu. Hocam AC kenarını ya biz kenar orta dikmeyi görmedik hocam. Kenar orta dikme nedir? Ya kardeşim adı üstünde kenar orta dikmesi. O zaman kenar orta dikmesini çiz. Kenar orta dikme doğrusu AB'yi D noktasında kesiyor. AB'yi kesiyormuş arkadaşlar. Kenar orta dikme doğrusu. Yani ne yapacak? Kenarı AC AC kenarını ortadan dik kesecek arkadaşlar. Yani şunlar şunlar birbirine eşit. Burası AB'yi nerede kesiyormuş arkadaşlar? D noktasında kesiyormuş. O zaman buraya da bir D diyelim. BD eşittir BC. Ee, i̇şte dar açılı bir üçgen çizseydik daha net olacaktı arkadaşlar ama olsun. Şu parça ile şu parça birbirine eşit. Çizimimiz biraz şey olduğundan dolayı böyle oldu ama önemli değil. Aa hocam bak burada ne var? Dik tabanı keş parçaya. Çünkü yüksekliği ayrı bir gözle bakıyoruz kardeşim. Tamam Bak ne var burada? Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hocam dakideki dakideki daki. hem diklik hem kenar ortaylık sağlanmış. O zaman aklımıza ne gelecek? İkiz gelecek arkadaşlar. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Aklımıza ikiz geldi. Aklına, aklına gelen başına gelsin sözü. Hep böyle geometride e, kafanda çınlayacak arkadaşım. E burada yüksekliğin ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturduk. Bak yükseklik burası ya. E yüksekliğin kollarında şöyle bir ikiz kenar oluştursak. Bu yüksekliğin kolları şöyle şöyle. Yani şu parçayla da şu parça eşit midir? Evet. E, o zaman burası 25 ise burası da nedir arkadaşlar? X kenar çıktı. Dik tabanı parçaya böldüğü için 25. Anam iki tane açı yan yana geldi. Dayanamam. İki iç açın toplam bir dış açı hocam. Burası 50 yaptı. Aa şunlar da bir ikizkenardı kenardı. Bak şu üçgende iki iç açın toplam bir dış açı. 1, 2, 3. açın dış açısı burası yapıyor çünkü değil mi? 50'yi yazdık. E burada da X kenarlık var. 50 ise burada kaç derecedir? 50 derecedir. 50, 50, 100. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 80 derece kaldı. Bizden de zaten ABC açısı isteniyor. ABC açısı o da kaç derece yaptı? 80 derece yaptı arkadaşlar. olay Ya zorlanıyor olabilirsiniz. Tabii ki normal. İlk defa görüyorsunuz zaten siz bu ek çizimi ömrü hayatınızda. Normal bir şey arkadaşlar. Ee, ne yapacağız? Beraber inşallah bundan sonra güzel bir şekilde halledeceğiz. Bir de dikkat edin. Her konuya ben bu ek çizimleri serpiştirdim. Her her konuda bununla ilgili sorularla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Neyse geldik buraya. Hocam alakası yerde eşitlik var. 90'lık var. Muhteşem üçlü çizsek acaba? Diyenlerinizi duyar gibiyim ama. Nereden çizeceğim? Buradan mı? Ne kadar saçma. Buradan mı? Ne kadar saçma. E Buradan mı? Ne kadar saçma. Alakasızlık hala devam etmiş oluyor değil mi? Yani muhteşem şu çizdiğimizde alakanın olduğunu hep gördünüz fark ettiniz. Ama şuraya baktığımız zaman. 15.90 ise burası 75. 15.90 ise burası da 75 olduğunu gördünüz. Aa hocam bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk zaten. Ya da ikiz kenarlı açıyı yazmadan bile görebildiniz. Hocam bu yükseklik. Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorum. Yükseklik aynı zamanda açı ortay. A ikizkenardır kenardır diyebilirdik. Hatta tabanı iki parçaya böldü diyebiliriz. Ama hocam ek çizim yapmadım. Hala da alakasızlık devam ediyor. Yani şuradaki alakasızlık devam ediyor. Ne yapmalıyız acaba? Şu 90'ı kullanmalıyız. 90'a dikkat et. Burası da 90. Burası da 90. Aa. Dikkat et. Dikkat et. Hala bak bir şey çizmeliyiz burada. Ek çizim mek çizim. Yani şuraya yoğunlaşacağımız belli. Şurada eşitlik var. Aa hocam şuraya da baktığımız zaman burası da yükseklik değil mi? Evet. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay mı? Aynen. O yüzden arkadaşlar burada ne yapmalıyız? Hem dik hem kenar ortay olduğu için aklımıza x kenar geldi. Haydi aklınıza gelen başınıza gelsin inşallah çizdiniz bunu. Bak bak şu bir ikiz kenar yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluştu mu oluştu. Aa bak şimdi bu ikiz kenar oldu. Bu da ikiz kenar oldu. Alakasızlık ortadan kalktı. İkiz kenar üçgenlerde hocam alfa ise alfa yazsak yok. En küçük açıdan başla. Alfayı unut Alfa yokmuş gibi davran. Şuraya ben x dersem burası da x midir? Evet en küçük ikiz kenarların açılarının en küçük olduğu yerden başladım. İki açıyı yan yana gördüm dayanamam. İki iç açının toplamı şuradaki üçgende bir dış açı eşit. Hocam 2x burası. Aa burası da 2x. Alfa 2x eşit oldu. Peki. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam buradaki üçgende de bak görüyor musun ne var burada? Aa çok güzel. İki tane açı bir dış açı eşit değil midir arkadaşlar? İki iç açının toplamı bir dış açı. Ya da şu büyük üçgende 2x'e toplamı direkt 75'te diyebilirdik. Ya da şu üçgene yoğunlaşıyorsanız diye buraya yoğunlaştım ben de. E burada da 2 iç açı bir dış açı. Dış açısı x artı 75. Yani 2x ile 2x'in toplamı 4x eşittir. x artı 75 yapar arkadaşlar. Buradan 3x eşittir. 75 ise x'i buradan 25 buluruz. A bizden ne isteniyor gençler? Alfa isteniyor. Alfamız nedir gençler? 2x o da kaç yapar? x yerine 25 yazdığımız zaman cevabımız 50 yapar arkadaşlar. Güzel bir soru. Cevabı böylelikle 50 bulduk. Ve geldik bir sonraki soruya. AB eşittir AC demiş. Tamam. İkiz kenar. A hocam bu açı ortay. İkiz kenar üçgende açı ortay devamı gelse ne olmak zorunda? Hocam ikiz kenar olmak zorunda. Ya zaten ikiz kenarda pardon ikiz kenarda çizilen açı ortay devamı nedir? Yüksekliktir. Hemen devamını getirelim. Özel bir durum çünkü bu. devamı olmasa bile devamını tamamlamalıyız. Çünkü ikiz kenarda açı ortay özel bir durum. O yüzden açı ortayın devamını getirdim. Aynı zamanda şu parçayla şu parça birbirine eşit mi arkadaşlar? Eşit. Şunların eşitlerini koyalım. Bu arada BD ile EC de birbirine eşit verilmiş. Bak sen şu işe. Hocam şu parçayla of parçaya bak. Şu parça eşit verilmiş. BD'nin tamamı olduğu için şuradan böyle tamamının olduğunu göstermek istedim. Evet şu parçayla şu parça alakasızlık var. Ek çizim yapacağımız aşika. O zaman ne yapacağız? Bir ek çizimi düşünelim. Hocam bu büyükte ikizkenar kenar X kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik tamam eksi parçaları koyduk zaten bunu yaptık başka bir şey var mı hocam alakasızlık var acaba bir yerlerde bir şey mi yapsak bak 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 Şu çizdiğim kırmızıda da dik tabanı iki eş parçaya bölmedim mi arkadaşlar burada böldü hani ek çizim olduğundan dolayı aklımıza bir şey geliyor e, burada da yükseklik var yüksekliği ayrı bir gözle bakacağız e, bu yüksekliği hallettik burada da küçük bir yükseklik var burada da dik tabanı iki eş parçaya böldü aklımıza ne geldi ikiz kenar aklınıza gelen başınıza gelsin inşallah. Hadi bakalım çizdik buraya da. Burayı çizince de bak ne çıktı? Çünkü yüksekliğin kollarında x kenar. Bak dik tabanı keş parçaya böldüğü için yüksekliğin kollarını oluşturdum. O zaman bu da x kenardır. O zaman burası 40 ise burası da nedir? 40. Aa hocam şimdi bunlar alakasızdı. Burada x kenarlığı koyunca şurada bir x kenarlık çıktı. Yani şu üçgen bir x kenar üçgen oldu arkadaşlar. Şu üçgen bir x kenar üçgen oldu. Tepe açısı kaç derece bunun? Hocam 40, e, x kenarda tepa açısı 40 derece ise 180'den 40 çıkart. 140, 2'ye böl. 70, 70 yapacak. Yani burası 70, 70 yaptı. Aa, alfanın yanında bak takıldık kaldık. Takıldığımız zaman bir de alfaya bakıyoruz. Alfanın yanında da 40 var. 2 iç açı, bir dış açı değil mi? Evet, alfa artı 40 eşittir 70 ise alfayı da buradan 30 derece buluruz sevgili gençler. Evet, bu sorumuzun cevabı da böylelikle 30 çıktı arkadaşlar. Güzel bir soru. Geldik buraya. Ya bu biraz zor gelebilir ama birlikte yapalım arkadaşlar. Bakalım. Ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli olan üçgen biçimindeki karton şekildeki gibi katlandığında A noktası ABC üçgenin iç teğet çemberin merkeziyle çakışıyor. Bunu anlattık. İç teğet çemberin merkezi neydi? İç açı ortayların kesim noktasıydı. Katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle bir eski haline geri getiriyoruz. Gençler. Eski haline bir geri getirdik. Katlamada biz şunu biliyoruz. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit diye. Biz bunu biliyoruz zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hatta buradaki üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hatta bu açıda nereye biniyor? Buraya biniyor. Bu açılar da birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım burada güzel bir şey gelecek mi arkadaşlar? Şimdi ABC üçgeni. Şurası da A'ya. ABC üçgeninde I işte çemberin merkeziymiş. A. Buradan B köşesinden çizilen buraya gelen teğet çember merkezini kullanmak zorundayız arkadaşlar. Buradan buraya gelen ne olmak zorunda? Açı ortaya olmak zorunda. O zaman burası 35'tir, burası da 35. Başka? Şuradaki açıyı bilmiyorum. Ee, A, bir de paralellik verilmiş. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Dur. Arkadaşım, şunlar birbirine paralelse Şurada açıyı biz zaten kaç derece bulduk? 70 derece bulduk. Yöndeşitten dolayı burası da 70 yapar. Hatta üst üste binen açıların eşit olmasından dolayı burası da 70 derece yapar. Soru daha bitmedi. Ne yapmalıyız? Hocam bu iş, işte iç, çemberin merkezini kullanmalıyız orada hala. Buradan buraya gelen daha açıortay olur. Çıkar mı buradan bir şey? Çıkmaz gibi. İsterseniz silelim. Buradan buraya gelen daha açıortay olur. Ha, buradan buraya gelen daha açıortay oldu. Zaten arkadaşlar bakın A noktası I'ya geldi ya. Aslında ben size daha öncesinde ne dedim? Katlama dedim. ÖSYM'nin kibar dili dedim. Katlama demek aslında ne demek? Şu üçgenin DE doğrusuna göre nesini alıyoruz? Simetriğini alıyoruz. Yani bakın bu noktanın DE'ye göre simetriğini alıyoruz aslında burada. Bu nokta buraya gelirken simetriğini aldın. Simetriğini almak demek nedir? Şurası dik olacak ve şunlar da birbirine eşit olacak anlamına gelmiyor mu arkadaşlar? Evet. Zaten üstte binen kenarlar mantığından da o geliyor zaten değil mi? E bunu çizdik ya işte buradaki giden yol A köşesi katlanırken, I'ye giderken gittiği yol bu değil mi? Evet, katlanırken bu şekilde gidiyor. Aslında simetriğini almış oluyoruz. Yani burada açı kaç derece olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Ama dedik ki bu çizilen AI aynı zamanda ne olmak zorunda arkadaşlar? Açı ortay olmak zorunda. Şunları da şöyle göstereyim arkadaşlar. Açı ortay olmak zorunda. Katlamadan dolayı, simetriğini almadan dolayı, o zaman burası ne olmak zorunda? Bu yolu izlerken dik olarak hareket etmek zorunda. Aa, bak, 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 bak. Güzel bir şey çıktı burada. Hocam bu bir açı ortay doğrusu oldu ve yükseklik var. Bak aynı şekilde hem açı ortay hem yükseklik. Aklına ne geldi? İkiz kenar geldi. Hocam bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani 70 ise o zaman burası da 70'tir. Hatta burası da 70'tir. Bizden ne isteniyor? I, E, C. I, E, C. Hocam 70, 70, 140 ise buradaki açıda kaç derece yaptı? 40 derece yaptı arkadaşlar. Biraz zor bir soru diyebiliriz ama bu mantıkta bir soruyu da size göstermek istedim simetriğini aldığımızda bu işleyen çemberin merkezinden dolayı şunu çizmek zorundaydım. Açı orta olduğunu gösterdim. Ha bunu çizdik ya. DE'ye göre aldığı yol aslında burasında dik olması lazım. Hem açı orta hem yükseklik oldu. Dolayısıyla x kenarlık çıktı. X kenarlık 70 70. E burası da katlamadan dolayı 70'ti zaten. 70 70 140'tan 40'ı bulduk arkadaşlar. Evet, zorlandığınız, zorlanacağınız bir soru ama nasıl çözüldüğünü yani de gördünüz. <laughs> hmm. Şu soruyu da çok severim. Sözel bir soru. Of. Ya hocam bu ne ya? Bunu oku oku bitmez. Arkadaşlar ÖSYM'nin bu anlamda ne soracağı hiç belli olmaz. Bakın ben mesela e, araştırdım. Yani şeyle ilgili bir soru sormalıyım dedim. Araştırmalarım gereği de iki sene önce mesela böyle bir soru şey yapmıştım. Yani böyle bir bilgi okumuştum. Ki bu bilgi gerçek bir bilgi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yön bulmayla alakalı bir bilgi. Şimdi bir de hanım da coğrafyacı olduğu için hadi Yön bulmayı da e, bizim hanımın ismini yazayım dedim. Gökçen ismini de buraya yazdık arkadaşlar. Haydi bakalım soruya. Şimdi kuzey yarım kürede öğle vaktinde yere dikilen bir çubuğun gölgesinin ucuna ne koyuyormuşuz? Birinci, birinci taş. Bir süre sonra da oluşan gölgenin ikinci e, ucuna da ikinci taş konulur. Birinci taş solda, ikinci taş evet, iki tane taş koydum. Mesela bir taş burada, iki taş burada. Sonra diyor ki Birinci taş solda, ikinci taş sağda kalacak şekilde kollarınızı açtığınızda sağ kolunuz doyuyor. He, birinci taş bu kaçtı? Birinci taş değil mi arkadaşlar? Bu birinci taş diyor. Buna birinci taş diyeyim. Buna da ikinci taş diyeyim mesela. Tamam mı? Birinci taş. Birinci taş solda, ikinci taş sağda olması için bizim uşak şuradaysa kafayı niye burada çizdim? Ha bizim hanım pardon ya. Hanım buradaysa şu hanımın saçlarını çizeyim ki birinci taş solda olması için bu şekilde e, arkası bize doğru dönük olması lazım değil mi arkadaşlar? Bu şekilde olması lazım. Sol kolu burası sağ kolu burası oldu arkadaşlar. Neyse kollarımızı açtığımızda birinci taş solda ikinci taş sağda olacak şekilde kolları açtığımızda ne diyor? Sol kolunuz batıyı önünüz kuzeyi ve arkanız güneyi gösteriyormuş. Bu arada sağ kolumuz da doğuyu gösteriyormuş arkadaşlar. Tamam güzel bir şey öğrendik. Bak ne yaptık? Kuzey yarım kürede bu kuzey yarım kürede geçerli. Öğle vaktinde yere bir çubuğun gölgesinin ucuna birinci taşı koyduk. Bir süre geçti. ikinci taşı koyduk gölgesinin ucuna. İki taşın ortasına geçtik. Kolları açtık. Birinci taş solda, ikinci taş sağdaysa eğer. E, sol taraf doğuyu, sağ taraf batıyı, önümüz kuzeyi, arkamızda güneyi gösterir diye. Zaten bunu harita bilgisinden de biliyoruz. Yani harita olduğumda e, o şekilde. Öğretmişler de bize. Bilmiyorum size de öyle öğretmişlerdir büyük ihtimalle. Evet Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak. Birinci taşı A. Bakın Gökçen hadi bakalım. Birinci taş burada olsun arkadaşlar. Birinci taş burada olsun. Birinci taşı A. ikinci taşı da B olarak belirliyor. İkinci taşı da B olarak belirledi. Gökçen nerede? Bunun tam ortasındaymış. Gökçen bunun tam ortasında. Hadi bakalım Gökçen'i de çizelim. Şöyle çizdik. Tam ortasında. Bu birinci taş olduğu için arkadaşlar. Gökçen şu şekilde olmak zorunda değil mi? Sol tarafı bu tarafı gösterecek. Ama tam ortasında diyor ya dikkat edin arkadaşlar. Şuraya eşitliği mutlaka mutlaka koyun. Değil mi? Evet Gökçen yön bulma yöntemini kullanarak iki taşın tam ortasında durarak birinci taşı A, ikinci taşı da B olarak belirledi. Sonra güneyde Arkadaşlar güney neresiydi? Kuzey önümüzdü. Soruda öyle diyordu. Güney neresiydi arkadaşlar? Arkasında. Tam arkasında bu arada doğu batı çizgisiyle bakın doğu batı çizgisiyle kuzey güney çizgisi nasıl kesiyordu arkadaşlar? Dik kesiyordu. O zaman ben tam güneyinde bir taş belirleyeceksem tam güneyi dediği yer şöyle bir yerde bu doğu batı çizgisine dik olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi sonra da güneyde bir C noktası doğuda da AB küçüktür AD olacak şekilde. AB küçüktür AD. Ha, AB küçüktür AD olacak şekilde bir D noktası seçtiğinde nerede? Doğuda. Arkadaşlar doğuda sağ kolunun olduğu yerde AB küçükmüş AD'den. O zaman AB küçüktür AD ise AD uzunluğu daha uzun olacak şekilde böyle seçtim. Tam doğuda olacağı için arkadaşlar doğu batı çizgisinin uzantısında olmak zorunda. Evet bir D noktası seçtiğinde AC ile BD birbirine eşit oluyor. O AC'yi çizeyim. AC ile BD birbirine eşit oluyor ve CD ile AD birbirine eşit oluyor. CD ile CD'yi de çizelim o zaman. CD ile AD de birbirine eşit oluyor. Tamam. Buna göre oluşan ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar tamam ABC açısının ölçüsü soruluyor da dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne var? Hocam dik taban iki parçaya böldü. Aklına ne geldi? İkiz kenar aklına gelen başına gelsin. Hop çizdin. Çünkü hem dik hem kenar orta olduğundan dolayı. A hocam şununla şu ikiz kenar Bak alakası yerde eşitlik vardı. Şimdi ne oldu? İlgi alaka çıktı. Burada da bir x kenarlık çıktı. O zaman ben buraya bir alfa dersem. Burası da alfa mıdır? Alfadır. X kenarlıkta başladık. Hocam iki iç açın toplam bir dış açıdan. iki alfayı yazdım burada. Hocam bu da x kenar zaten. Burası iki alfaysa burası da iki alfa. Takıldık kaldık. Takıldıysak soruda verilen bir bilgiyi kullanmamışızdır. Neyi kullanmadık arkadaşlar biz? Şu x kenarlığı kullanmadık. Aa hocam büyük üçgen x kenar üçgen. Taban açısı 2 alfa ise burası da 2 alfa olacak. Yani bunun da tamamı 2 alfa olacak. O, bunun tamamı 2 alfa ise 2 alfa, 2 alfa ve alfa. Büyük üçgenin açıları değil mi? Evet. 2, 4, 5 alfa. 5 alfa eşittir. 180 ise alfa da buradan. Yani 5'e bölmek oranını söyledik. 0 at 2 ile çarp. Direkt 36 diye bulduk. Cevap 36 mı? Değil. ABC açısının ölçüsü isteniliyor bizden. ABC açısının ölçüsü. 2 alfa isteniyor. O da 2 çarpı 36'dan ne çıktı arkadaşlar? 72 derece olarak bulundu. Evet. Ya, ya, bildiğiniz paragraf sorusu gibi ama ya şimdi ÖSYM'de ne soracağı belli olmaz. Ben o yüzden bu konu anlatımında böyle çok uzunca bir sözel soruda yazmak istedim arkadaşlar. Aslında bu sözel soru genel kültürümüzde de biliyorsunuz ya aklınızda kalacak bir sözel soru diyebiliriz yani. En azından böyle kollarınızı açtığınızda önünüzün kuzey arkanızın güney solun batı sağın doğu olduğunu biliyorsunuz. A sadece taş hikayesini de ekledik burada arkadaşlar. Birinci taş ikinci taş hikayesini de ekleyip e, okuyup anladıysanız hayli hayli yaparsınız arkadaşlar. Evet böylelikle bu soruyu da hallettik ve geldik bu videonun son sorusuna. ABC üçgeninde bak ABC üçgeni çiz kardeşim. Şöyle çizelim. Rastgele bir ABC üçgeni çiz. ABC özel bir durum dememişim. B noktasının AC'ye göre simetriyi de Ah bak ÖSYM eskiden bak bu soruları kullanıyordu. Şimdi ne dedik? Artık katlamayı kullanıyor dedik, değil mi? Ama bazen simetriyle yani yine karşınıza simetriyle ilgili soru çıkabilir. O yüzden simetriyle ilgili sorulardan da bahsedelim. B noktasının AC'ye göre simetriyi dediği zaman ne yapıyorsunuz? O buna göre simetri olacak. Yani şurası dik olacak. Simetriyi de buna göre simetri ise o zaman şunlar da birbirine eşit olacak arkadaşlar. Simetriyi burasıymış arkadaşlar. B noktasının AC'ye göre simetriği D noktası. Bir de AB ile AC eşit olduğuna göre. Hmm, AB ile AC de birbirine eşit. Yani şu kenarla da şu kenar birbirine eşit. Olduğuna göre BDC açısı. BDC açısı. Hop şöyle çizdik. BDC açısı böyle BAC açısı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar BDC açısı sorulduğu için bunu çizdik de. Zaten şundan dolayı da çizebilirdik. Hocam ne var burada? Aaa. Hem dik hem kenar ortay. Ne var burada? İkiz kenar var değil mi? Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit olmak zorunda. O zaman ne diyelim? Hop buraya alfa dedim. Alfaysa burası da nedir? Alfa. E hocam başka ne yapacağız burada? Mecbur aynı cinsten devam edelim. Farklı bir bilinmeyen koymayalım arkadaşlar. Burada bir dik üçgen var değil mi arkadaşlar? Buradaki dik üçgenden dolayı şu dik üçgeninde diğer iki açının toplamı 90 derece mi? Evet. O zaman buraya 90 eksi alfa diyebiliriz. Aa hocam. Burası 90 eksi alfa bu x kenarlı da kullanmak zorundayım ya. Çünkü verilen bilgileri kullanıyorum. Yoksa soruyu çıkaramam. Burası 90 eksi alfa burası da 90 eksi alfadır. Şu x'in toplamı ne yaptı? 180 eksi 2 alfa yaptı. 180 eksi 2 alfanın 180'e tamamlayan nedir arkadaşlar? Tabii ki 2 alfadır. Yani şunun şunun toplamı 180 eksi 2 alfaysa burası da kaç yapmak zorunda? 2 alfa yapmak zorunda. Zaten benden ne isteniyor? BDC. BDC alfa bölü BAC 2 alfa isteniyor arkadaşlar. O da kaç yaptı gençler? 1 bölü 2 yapar. Ve gençler böylelikle ne yaptık? İkiz kenar ek çizimini de önemli bir konuyu da bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani 3. ek çizim yönteminde orta tabanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.